Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Gelecek bize jet sosyete, hayallerden gelecek jet sosyete, yedi düğmeli emrimizde jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz, tek eksiğimiz yetersiz bakiyemiz. Borç çorbasından çok aşıkladık. Sosyete mantısıyız biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, uzaya beş dakika. Jet sosyete, yedi düğmel emrimizde. Jet sosyete, kıskanıyor bizi. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Safiyeciğim günaydın. Günaydın bebeğim, hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Geç hatır kahvaltı et. Yok canım, hiç geçmeyeyim. Şimdi evde şunları buldum da topladım sana getirdim. Dedim Safiye bedava sever. Aa, bedava candır. Ne ki bunlar? Hayatım, bizim sitenin kuaförüne her gittiğimde birkaç tane veriyorlar bana bunlardan. Böyle 25 liralık hediye kuponu. Şey, kuaförde para yerine mi geçiyor bunlar? Aynen. Sen niye kullanmıyorsun? Ah şekerim, işte şu öğretim bedeli. Yani kuponla saçını boyatıyormuş falan diye laf çıkarsa bir daha buna reklam kampanyası gelmez. Hiç geldi mi ki? Hayır. Ama ya gelirse? Ben o kapıyı açık tutmak istiyorum. Onun için bunlar da evde her yerden çıkıyordu. Böyle oradan buradan aman dedim, bunu aldım. Topladım hepsini sana getirdim. Kız burada 30-40 tane var ha. Zenginliğin gözü kör olsun. Kız olmasın be, zenginliği çok seviyorum ben. Sağlıklı saatli yaşasın. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Yıldız'ı istemeye geleceklerdi. Ne oldu o iş? Kısmet değilmiş. Ama gelecekler. O kadın buraya gelecek. Kızı isteyecek, takı takacak. Benim kızım her şeyi tamam, nişanı, düğünü, kına geceli gidecek. Kına gecesi mi? Tabii canım, kına olmadan olur mu hiç? El alemin kızları tatla geliyor kına gecesine. Tatlı mı? Bin dolarlar, altınlar, müzisyenler, neler neler. Hadi be. Gizem, senin kına gecen nasıldı? Bana kına gecesi yapılmadı. Ne? Senin gibi bir kadına. Cengiz Bey seni kınasız mı aldı? Şu an o kadar kandırılmış hissediyorum ki. Ama yani bir kına yakmadan, anneni şöyle bir ağlatmadan olur mu hiç? Yok, benim annem ağlamaz zaten de, o daha çok ağlatır. Yani o tarz bir karakterdir. Ama yani kına yapılmaması taht falan diyorsun. Beni o tahtta düşünebiliyor musun? O görkemi düşünebiliyor musun böyle? Allah'ım, ben de diyorum içimde bir boşluk var, içimde bu boşluk var, neden? Bundan? 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 Taht yok. Güzel yavrum. İçimizde bir boşluk olacak. Ne yapacağım bir hafta Karadeniz'de ya? Hamsi desem burada da var. Kadar mı dinleyeceğim ya? Moral manamı yükselteceğim Şenur teyze. Haftaya gelirim. Doğru. Olmayacak işler oldu ya. Sen daha bir toparlan. Baksana haline. Uzuntudan iyice saldın kendini. Aa, ne varmış halimde? Saç baş bembeyaz. Hepsi bir tarafa. Ne bileyim. Bayılıyorum ya Karadenizlilerin bu topraklığına. Doğru. Bakamadık ya kendimize. Şey oldu. Kafalar karışınca saç baş da karıştı tabii. Ne yapacağız? Kumsal kızım. Aman diyeyim, senin kafan karışmasın.
Memlekette öyle taliplerin falan yok değil mi? Ha? Eskilerden şuradan buradan. Vardı bir iki tane ama artık kader kismet. Aman diyeyim ha, senin başın bağlı burada. Talip var. En son arkasını dönüp tabanları poposuna vura vura kaçtı benden Şenur teyze. Aa, sakın ha. Duymamış olayım. Yo. Bak şimdi ben sana ne yapacağım? Bak şimdi. Kapuska. Yok. He, lahana sarma. Ya ben memlekette zaten her gün kara lahana sarma yiyorum. Hiç zahmet etme öyle yolluk molluk filan ha. Yolluk değil tazem. Rezervasyon gibi düşün. Ya ne zahmet ettin ya. Ama yok, kabul edemem. Et, et. Geleceğe dönük bir hediye gibi düşün. Yok ya, vallahi olmaz. Al bunu. Yok kızım, tak tak. Kızım içimden geldi ya. Şimdilik bunu tak. İleride yüzsüğünü müzsüğünü artık alırız, zamanını bilemem. Çok masup ettin beni, biliyor musun? Güzel kızım. İleride anlatırsın, kaynanamın ilk hediyesiydi diye. Denize nazır evinizde beni anarsın. Başka bir oğlunuz var mı? Yok. Çünkü Talip Bey tarafından öyle kaynanam olacaksanız biraz düşük bir ihtimal gibi Celiba. Neyse artık kismet. Ben uçağa gideyim. Haydi bakalım. Güzel kızım, su gibi git, su gibi gel. Oldu. Haydi. Allah razı olsun. Canım benim, yolun açık olsun. Kurparalım Şenur teyzesi canım. Ne zahmet ettin ya? Ya de git. İyi yolculuklar. Eyvah be, kızı rezerve ettim. Ne yapıyorsunuz sarılar? Ne yapıyorsunuz minişler? 30 gramlık kalın nerede? 30 gramlık kalın nerede ya? Vay 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 vay. Talip! Bayağı sevgililer gününü Harry ile kutladım. Evet, ne var? Ay, sen de mi kutlayacaktın hala ara? Yok. Ben bu konuyu başından beri destekliyorum. Şimdi resmen ortada manitacılık durumu var ha? Üş, manitacılık filan. Gündüz'ün argo ağzıyla konuşma hala ara. Gündüz demişken, o bu ara etrafta olsun. Niye? Argo'ya mı merak sardın? Harry ile olası bir beraberliğe ilk adımı attık. Bak, ne şık anlattım. Ama işte... Ne ama? Yani böyle sürekli baş başa olmak bu işi ani hızlandıracak gibi duruyor. Aa, öyle istemem. Bir geçiş dönemi lazım. Kumsal abla zaten tatilde. Sen ve Gündüz bizle vakit geçirin. Sonuçta Harry'nin tanıdığı tek ahbabımız maalesef Gündüz. Merak etme, Gündüz'e söylerim, size eşlik ederiz. Zaten başka işi gücü mü var? Nasıl beğendiysen öyle bir tipe. Esas sen Harry'i nasıl beğendin? Doğru, hiç tipim değil. Ama Harry bana iyi geliyor. Hayatın merkezi ben gibiyim. Evet, ağzının içine düşüyor. Ay, Ozan'dan o kadar bıkmışım ki, o ilgisizliğinden filan. Tatlım dışında hiçbir orijinal hitap şekli kullanmıyordu. Özensiz pislik. Bak kaç sene beraberdik, bir İlayda bir de tatlım. Zaten tatlım deyince de o son 48 saat içinde beni aldattığını anlıyordum. Gündüz bana alarm derken bazen gözleri nemleniyor. Fakirlikten o. İlk defa kendine ait bir şeysi var. Öyle arası. İyilik eki kullanırken aklı gidiyor tabii çocuğa. Aa, kızlar burada mıydınız siz? Ben de erken geldim sandım. Yo, tam zamanında. Kahvaltı saati, en sevdiğin saat. Hoş geldin. Hoş bulduk bebiş. Lütfen otur. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen de harika görünüyorsun. Nasıl? Çay alırsın. Alırım tatlış. Ya ne kına gecesi Allah aşkına Gizem ya? Her hafta yeni bir icat.
Ay ne var sana, ne oluyor? Sen gelmeyeceksin ki Cengiz. Biz öyle kadın kadına eğleneceğiz. Senin beni bu ara böyle bir çıkarıp gezdirdiğin, bir ilgilendiğin bir şey yaptığın yok ki. Bırak kadın kadına şöyle bir karşılıklı yuvak atalım. Tabii canım, tabii ya. Hanımefendi her gün işe gidip gelmekten helak oldu. Hayır efendim. Her akşam bıyık bıyık evde oturup aynı televizyona bakıp aynı şeyi içmekten helak oldu bu kadıncağız. Bırak ya, Allah Allah, bir kız kıza partiyi mi çok görüyorsun sen bana? Yıldım, yıldım. Yemin ediyorum yıldım ya. İsteklerim bitmiyor Gizem. Parasındasın Cengiz. Yemin ediyorum sürekli parasındasın ya. Parasındayım tabii. Daha yeni bana mücevher aldırdın ya sevgililer günü diye. Ay sevgililer günü ne kadar romantik geçti. Gerçekten vallahi çıkardın kulağını, bıraktın arka masaya bunları dinleyeceğim diye. Benim suratıma bile bakmadın. Ya sen benim hediyemi Safiye'ye vermişsin ya. Ay ama çok da umurundaydı benim sana aldığım hediye gerçekten ya. Hayır çocuklar, bakın o değil de benim aklıma bir şey takıldı. Evet anneciğim, bu aralar Gizem beni fazla şişiriyor. Hamur işini azalt, şişlerini er Cengiz. Yok o değil. Şimdi sen bu cüsseyle tahta oturacaksın ya. Acaba kaç kişi taşıyacak seni? Allah, tabii derdimize bakın ya. Derde bak. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Oh, çok güzel bir gün. Çok güzel bir gün. Aynı anda çıkmışız. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın Yaşar. Yaşar bir gelsene. Şu ellerini bir gösterir misin bana? Ne oldu? Sabah sabah tırnak kontrolüm var. Berbat. Bunlar. Geçen toplantıda fark ettim de sen tırnaklarını yiyorsun değil mi? Her zaman değil, stresli dönemlerde. Bir hafta yemesem aramam. Maniküre niye gitmiyorsun peki? Maniküre. Bayağı bildiğimiz. Aşkım, ne yapıyorsun? Senin domatesler de bayağı oldu ha. Evet ya, sebzelerden konuşalım mı biraz? Melike, hatalıyım biliyorum. Sevgililer gününü soğukta, koruda tek başıma geçirdim. Ben oraya ısıtıcı da koymuştum aslında ama. Neredeydin Ozan? Gizem size kuaför için hediye kuponları vermiş. Niye gitmiyorsunuz maniküre pediküre? Olur mu efendim öyle kadın gibi? Ben hep gidiyorum. Olur mu efendim öyle kadın gibi veya patron, beyefendiler gibi. Yani bizim ne haddimize? Yaşar, bir yıl oldu CEO olalı. Farkında mısın? Alış artık oğlum bundan. Alış şu CEO'luğa. Yani şu elini ayağını bir düzelttir ya. Öyle mi? Ne bileyim, ya tanıdık biri gelirse, yani bizim mahalleden falan duyurursa, hiç iyi gözle bakılmaz öyle şeylere. Kim gelecek peki sizin mahalleden bizim sitenin kuaförünü? Talebe söylemezsiniz değil mi? Ha ben çaycıya Yaşar maniküre gitti biliyor musun diye dedikodu yapacağım öyle mi? Benim milyon dolarlarım var lan. Tabii tabii haklısınız. Bugün yaptıracağım. Oje mecbur değil değil mi? Buyurun buyurun. Buyurun arabayı arkaya bırak. Ama bir anlatmama izin ver lütfen. Büyük eşeklik, büyük eşeklik bak. Tam hazırlandım, çıkıyordum. Üç tane ayı arkadaşım baskın yaptı. Haydi maç izlemeye gidiyoruz bilmem ne. Maç izlemeye? Evet dedim. Oğlum sözüm var. La acık geç gidersin. Ne olacak filan dediler. Hop karga tulumba arabaya, dev ekranda maç izlemeye. Muslara falan derken Granbel'i de unutmuşsun o ara. İşte o itiş kakışta benim telefon evde yere düşmüş. Ha İstanbul'da da başka telefon yok. Ya hayatım numaran ezberimde değil. O ara maç da biraz sardı. Dedim devre arası olsun da öyle döneyim. Ki ben zaten o sırada eve gelmiştim çünkü ikinci yarıyı ben de izledim. Ha nasıl oynadı Galatasaray sence? Ulan sabrı mı deniyor bu ya? Ya tahmin ettim eve döndüğünü. Dedim bu saatten sonra gitsen de kurtarmaz. Kız suratına bakmaz. Görüşmeyeceğim bir daha bu heriflerle ya. Yo görüş. Benimle görüşme. Ay, Tarık nereden çıktı bu? Bir şey kokuyor. Beyaz düğün çiçekleri ve pembe pancurluya kokuyor yıldız. Ha, yok, lahana bu, lahana kokuyor. Kızım yıkarsın geçer Allah Allah. Tabii canım,
Öyle. Ay, bayıldım. Ne zahmetler. Ne gerek vardı Talip? Ya kısmetsizliği kırmak için Yıldız. Yani sözümle aramda bir resmiyet olsun hani. Aslında annem verecekti de sizin eve bir türlü giremediğimiz için veremedik. Şenur teyze mi takacaktı bunu bana? Tabii. Yıldız'a takalım dedi. Evdeki en ağır bilezik ayıptır söylemesi. Altın fiyatları da yükseldi biliyorsun. Ama hiç acımadık. Çünkü sana değer. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi bunu annemle babama göstereceğim. Kesin sizi bu hafta yine davet ederler. İnşallah, inşallah. Sizin evde bir sel felaketi olmazsa inşallah bu sefer içeride girmek isteriz. Ablanlar gelmeden yiyemiyor muyuz? Ya bizim evde aç olan direkt yer. Yani insanın genlerinde var bu abi. Yani ortada bir yemek varsa başka canlı onu kapmadan yersin. İşte nezaketsizlik diyor ablam. Bıktım sizin bu ailenin protokolünden ya. Yakında birbirimize hanımlı beyli hitap edeceğiz. Keşke. He? Keşke ablamlar birbirlerine hanımlı beyli konuşsa. Anlamadım. Şimdi anlarsın. Ay kaç kilometre yürüdük yine. Ne haber Gündüz? 10.000 adımı tamamladık İloş. Kim olmuş? Ay sen de hep önden hızlı hızlı yürüyorsun. Küçük taza. Temposuz bir şey yaramaz ki. Bebinto. Ben duş alacağım. Sen istersen misafir odalarından birinde duş al. Sonra burada buluşalım Ayriş. Tamam, hızlı bir duş alır dönerim. Ponçik. Çünkü şu kurabiyeler acayip kokuyor ya. Kurabiye canavarı seni. Hadi. Ne yaşadık biz? Ablamdan hiç beklemezdim. Nasıl kapıldı bu girdaba? Hayriş? 2 metre adam ne Hayriş be? İloş'a bak okeyim tamam mı? Hani İloş'a kadar tamamdım da. Yani dünyanın en tatsız kızı olan Fidayda ablaya ponçik dedi ya. O benim kırılma noktam oldu artık. Peki Bebinto? Ya sus sus. Gerçi benim kırılma noktam kurabiye canavarıydı. Nasıl bu kadar hızlı ilerledi bu iş ya? Birbirlerinden çok hoşlanıyorlar herhalde. Ya biz bırak hoşlanmayı. Bir senedir burada kara sevda yaşıyoruz. Ben sana bir kere alaruş dedim mi ya? Hayır Gündüz asla. Yukarıda Allah var. Alaram ve kutu bebeği dışında hiç öyle bize yakışmayan labalilikler olmadı. Ki bebek gibi bir şeysin. Bak bir kere Bebito, bebiş böyle hitaplar ettim mi sana? Haşa, estağfurullah. Ben sana bir kere Gündüz hoş, aşkitoş falan dedim mi? Allah'a çok şükürler olsun demedin. Keltoş dışında hiçbirine cevap vermem zaten. Keltoş bile neymiş? Kel derim delikanlı gibi açık açık. Bu arada öyle demesen daha iyi olur da. Yok o örnek. Ha. Peki şimdi yani Hayriş'le İloş gelince ne yapacağız biz? Ben bunları böyle çekemem ha. Gündüz idare et ne olur. Ablam yalnız kalmayalım bizle takılın dedi. Söz verdim. Bir tane daha susam sokağa karakteri adı duyarsam kalkar giderim yanınıza bak şimdiden söylüyorum. Ayrıca ben başlıyorum. Herifçi oldu laps diye götürdü bir tane verdi sandviç. Ha? Atıyorum lan. Vur. Bir de gitmiş en kalınını takmış salak oğlan. Lahananın içine 7 gramlıklar vardı. Bu 30 gram. 8.000 lira. Allah fiyatını söylerken dilim yanıyor ya. Yıldız'ı o layıktı, ne yapalım? Ben gidip geri alacağım o bilezliği. Alamazsın, geçti borun pazarı. Oğlum 2 kere kapıdan kovdular bizi ya. Sen gittin bir de yalaka gibi bilezlik mi verdin? Hem de 30 gramlı. Allah'ım şekerim çıkıyor. Vay vay vay. Senin şekerin yok anne. Senin büyücü kızlara merakın var. Ne? Ya ne? Hep sen yaktın başımı. Başka türlü düzelmeyecekti bu iş. Ben de gittim Yıldız'a bileziği taktım. Avans verdim işi bağladım gibi düşün anne. Hadi eyvallah. Geri alacağım onu. Alamazsın. Alacağım. Alamazsın. Taktım ben. Taktım bileziği. Hey, seni gebertirim oğlan. Çık git. Gebertirsin. Ben o bileziği Yaşar Gül'e yedirtmem. Dur. 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 Hayatım yine mi Nazlı'dan ayrılamadın? Sevgililer günü beraber geçirdik. Ay babysin, neredeyse Fransa bile Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Sen hala bu kızdan ayrılamadın. Tony, yardım et. Bu kızı kendimden nasıl nefret ettiririm?
Anam her şeyi de denedik, ne kaldı ki? Kızlar nelerden nefret eder? Beceriksiz erkeklerden, onlara anne gibi davranılmasından, hesabı kendilerinin ödemesinden, borç para alan sevgiliden, alkolikten, gözü dışarıdalıktan, pis kokandan, ter kokandan, ne bileyim aklıma gelen şeyler bunlar. Tamam, hepsi bende, bende. Hepsini deneyeceksin tek tek. Kaç ay sürer? Tony, vaktim yok. Hoşlandığım kız arıza çıkartıyor. Bugün öğle yemeğinde Nazlı'yı hepsini bir arada patlatacağım. Talip Yıldız'a altın bilezik vermiş. Evet öyleymiş. Demin öğrendim. Sağ olsun zarif çocuk. Bu hafta bir akşam yine bekleriz inşallah. Bakarız. Safiye, ben bileziği geri almaya geldim. Niye? Ortada nişan yok, nişan yok. O bilezik benim birikimimdi ya. Çocuk yanlışlığına vermiş. Yanlışlıkla? Vallahi ben karışmam. Erişkin insanlar. Kızımla oğlunun arasında bir şey bu. Ama olmaz şimdi bak Safiye, bak delikanlı gibi. Ortada fol yok, fos yok. Oğlan anası gelmemiş eve. Kızı istemiş. Şimdi niye bilezik veresin ya? Vallahi ben bilmem. Talip karar vermiş. Onun tasarrufu. Kimin? Benim tasarrufum ya. Aydana ya, tasarruflarımdan aldım ben onu ya. Dişimden, tırnağımdan arttırdım. Olmaz Safiye, verin bileziği geri. Vallahi ben karışmam. Olmadı Yaşar'la konuşursun. Ayrıca da o kadar da tasarruf yapma bence. Azıcık kendine bak. Niye? Ne varmış ki bende? Ha? Ya şu saçını başını bir boyattır, bir kestir, bir şey yap. Bu ne ya? Villada oturan bir gelin adayın var. Yakışıyor mu sana Şenur abla? Aramız mı var? Ben dulum bir başıma bu oğlanı büyütmüşüm. Yoğurt kabı toplayıp satıp mağdur mu kaldım? Bileziği ver, bozdurup karnımı doyuracağım Safiye. Al sana kuaför kuponları. Bizim sitenin kuaförü bu. Bendensin. Git bunları ver, yaparlar. Başım gözüme sadakası olsun. Para yerine mi geçiyor bu? Hı hı. Kullanmayıp satabiliyoruz mu? Ay. Ne gözünü deviriyorsun ya, Allah Allah. Yattınız bileziğin üstüne, sizin tuzunuz kuru tabii. 25, 50, 75. Buyurun. İyi günler. Erkekler için manikür pedikür varmış. Bayan erkek aynı zaten. Oje istemiyorum ama ben. Tabii ki. Oje sürmezler. Melen Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Manikür pedikür mü? Evet, inanır mısınız? Buyurun, buyurun. Şöyle geçin. Bir de bir şey soracağım. Şey yaparken, ayak yaparken çok gıdıklanma oluyor mu? Ben çok gıdık olurum da. Ben sizinkini gıdıklamadan yaparım. Buyurun şöyle geçin. Sağ durasın. Ya ben pizzamı kesemiyorum. Sen kessene. Al tabii. Ver keseyim. Şey, bir de hesabı da sen ödersen. Bu aralar çok yolsuzum. Aa, öderim tabii ki. Sorun değil. Aa, bir de bin kağıt ateşlesene. Dediğim gibi hiç param yok. Ne oldu? Babanla kavga falan mı ettiniz? Ya işte bu atsız alkolikleri aksattım diye paramı kesti. Atsız alkolikler mi? Alkolik miydin sen ya? Hala birinci sınıf alkoliyim. Ama ben inanıyorum. Bir 5-10 seneye bırakırım belki. Wow. Ne oldu? Gerildin. Az bir şey. Allah'tan sabah masaj yaptırdım yine. Nazlı, ben sana layık değilim. Bak gözlerinde görüyorum, ayrılmak istiyorsun. Vur, inceldiği yerden kopsun, vur. Olur mu öyle şey? Ben seni böyle bir dönemde yalnız bırakır mıyım ya? Sana inanıyorum. Alkolü bırakacaksın, becereceksin. Ay yok be, ben hayatımda neyi becermişim kız? Ben telefonu sim kartını bile çıkartıp takamıyorum. Onu ben de yapamıyorum. Yaş olaya bak ya. Resmen birbirini bulmuş iki koca bebeğiz ya. Oo, yakıyorlar be.
mi dedin? Ne oldu? Evde yemek var diye dışarıda yemek yemeyeceğiz mi? Sen olgun ve dolgun seviyorsun galiba. Nefes alsın yeter. İlginç. Bu arada rahat nefes alabiliyor musun? Niye? Bir haftadır duş yapmadım da koku oraya geliyor mu diye. Su sevmiyorum ben ya. Ozan dinle. Tamam. Bak dur, dur. Bak. Belli ki kötü ilişkilerden geçmişsin. Ruhun paramparça. Dağınık bir hayat yaşamışsın. Sevilmemişsin. Davranış bozuklukların, korkuların. Bin tane problemin var. Özetle benden bir halt olmaz. Bravo. Ama ben senin yanındayım. Birlikte üstesinden geleceğiz. Artık senin bir yuvan var. Senin yuvan benim Ozan. Hadi sen pizzanı ye. Tatlı söylüyorum, hesabı da ödüyorum. Nazlı yuvamız, Gizem abla anamız, hayata bak be. Vallahi insanı rahatlatıyor ama öyle bir şey var. Canım kaça saç kesiyorsunuz ha? Şenur abla. Senin ne işin var burada? Manikür pedikür mü yaptırıyorsun Yaşar? Ne renk öce sürdüreceğim? Kırmızı mı, frenç mi? İzin ver açıklayayım. Vay vay! Yaşar sosyete mi olmuş deyim, Yaşar efemine mi olmuş deyim. Daha manşeti bulamadım ama mahallede bu haberi parayla satarım ben ya. Hayır Şenur abla, lütfen. Patron ısrar etti, dırnaklarını yiyorsun dedi. Benim de şu an içimi yiyor. Gideyim ki mahallede konuşayım diye. Meral Hanım, bize çok izin verir misiniz? Tabii. Şenir abla, sen niye böyle yapıyorsun bana ya? Ben klasik, sert, delikanlı bir adamım. Beni tanıyorsun ve hayatımda ilk defa böyle bir işe girdim. Şaka diyorum ben zaten Yaşar ya, şaka ya. Ben seni hiç mahallede reklam eder miyim? Lütfen etme. Haşa, tövbe ya, yok, aa. Ben bilmem ne, sen ne kadar delikanlı, sert, maço bir adamsın ya. Misal, Talip delisi gitmiş Yıldız'a altın bilezik hediye etmiş. Hem de 30 gramlık. Bilezik mi? Ya. Aa, Hiç yakışık alır mı ya? Arada nişan yok, bir şey yok. Senin gibi delikanlı, maço bir baba bunu kabul eder mi? Etmez mi? Etmez tabii ya. Derik bir dakika. Önce bir gelsinler, istesinler. Adı konulsun. Kaynana isterse altın bilezik takar. Ama yok, manikürden sonra sen açık yumuşadıysan, delikanlık maçoluk gittiyse, fikrin değiştiyse, bilezin üstüne yatarsan onu bilemem tabii. Özetle, susma karşılığı bileziği geri ver diyorsun. Senin bıçkın tarzına da bu yakışır Yaşar. Yoksa mahalleli der ki, ama öce sürdüren adamdan da bu beklenirdi. Ne münasebet, ne münasebet. Şenur abla, bileziği sen de bil. Ve bu konuşma bir daha hiçbir yerde tekrarlanmasın. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz Yaşar. Haydi. Sen bir şey yaptırmayacaksın mı? Yok be, çok bağlı geldi. Ben bu kuponları parayla birine satarım ki. Enayi mi? Oldu. Tadını çıkar. Güzel güzel. Hanımefendi de gelsin. Biraz alayım. Oldu canlarım. İyi günler. İyi günler. Hiç tadım da kalmadı ki. Ne münasebet kızım? Sen niye elin adamından mücevher kabul ediyorsun? Ya niye elin adamı diyorsun Talibe? Yaşar, çocuklar kendi aralarında yüzük taktığında bile bu kadar yaygara yapmamıştın. Ben onu bunu bilmem.
Ben delikanlı, sert, maço bir babayım. Eski kafalıyım. O bilezik geri verilecek. Ya hediye etti çocuk, niye geri veriyorum? Ya kızım, o bilezik bizde kaldı. Müddetçe ben kahveye gidemeyeceğim. Anlayın artık. Niye yaşa, ne alakası var? Bütün mahalle bunların sözlü olduğunu biliyor zaten. Evet, bu konu kapandı. Ben klasik bir babayım. İskele babası değilim burada. 30 gramlık bilezik için ben prensiplerimi satamam. 30 gram olduğunu nereden anladın? Yıllardır ticaretin içindeyiz. Bakar bakmaz anladım. Ne sandın? Kız benim bebeğim, uğraşıyoruz. Bu iş nasıl benim üzerime kaldı ya, nasıl? Ayrılık konuşmasını sen yapacaksın hacı. Ben her şeyi denedim. Bu kız demez mi bu uşağın ağzı yok mu, benimle kendi konuşamıyor mu diye? Oğlum alkolüyüm ya, bu saate kadar içmişim içmişim, kafa gitmiş. Dilim falan dönmüyormuş yani. Ay, uysa içme, zıkkım içesici. Gerçekçi olsun diye. Geliyor, geliyor. Gençler, hayırdır? Gece gece atla gel mesajı falan. Hoş geldin Nazlıcığım. Ne oldu? Şimdi babysim, Ozan çok içti bu gece. Alkolüyüm ya, ondan. Şu an ne halt ettiğini bilmiyor falan. Bana demez mi ben Nazlı'dan ayrılmak istiyorum? Ne? Bana kızma. Ben elçiyim. İlişki istemediğine karar vermiş. İşte hayatı çok karışıkmış falan. Ama sen de kaç kurtar kız kendine. Bundan cacık olmaz, hadi yürü git. Bayağı. Böyle bitiriyorsun yani, öyle mi? İşte yani. Tony'nin ne dediği... Hayır, yapma. Yapma. Hiçbir sinema sarhoş değilsin. Kötü sarhoş taklidi yapma bana. En zor şeydir sarhoş taklidi ki bu hiçbir şey beceremez. Bravo. Beceriksiz herifin tekiyim. Ne yapacaksın ki beni? O da doğru ya. Peki, bitsin bakalım. Hayır ya, böyle bir gece için giyinip süslenip evden çıktığıma yanarım ben. Affet, ne olur. Sus Allah aşkına ya. Senin evde küpelerim kalmıştı. Onları getir yarın falan. Tabii tabii, hiç sıkıntı yok tabii. Alo, ne haber? Ya bir yarım saate benim eve gelebilir misin? Bir konu oldu da. Çok gerildim. Boynum falan. Masaj yapabilir misin? Tamam, tamam. Bekliyorum tatlım. Bu saatte masaj mı yaptıracaksın babysi? Sağ olsun, masörüm. 7/24 atlar gelir. Masöz denir ona yalnız. Masaj yapan hanım. Benimki erkek. Ve de sana ne? Bir dakika, masaj terapistin erkek mi? Aman kız erkek fark etmez. Nazlı sağlıklı olsun da. Ay bir de vücuduna çok iyi gelir biliyor musun hayatım? Gevşersin, rahat rahat uyursun. Ay Tony bırak, boş yapma ya. Hadi bay. Hadi gözün aydın baby boy. Demek ki ikide bir masajım var, masajım var buymuş. Ha? Masöz değil de masörmüş yani. Bir harf için neyi uzatıyorsun, ben anlamadım. Adamın biri gece gece gelip kızı yoğuracak be. Bu kızdan ayrılmak için göbeğin çatladı. Sen şimdi neyin peşindesin, ben anlamadım. Bir şeyin peşinde değilim. Ama yani kendim biraz aldatılmış hissediyorum. Sebep? Şimdi bu kız bu ara her gün masaj yaptırıyordu. O adam geliyor eve. Kız soyunuyor, fonda müzik. Ben yaşamadım ben Nazlı'yla bunları. Nasıl? Yani yaşadım da. Ya aynı anda başka biriyle daha yaşamış işte. Ne diyorsun sen be? Kız sıfa istemiyor. Evinin konforunu tercih ediyor. Masaj da seviyormuş. Evinde de masaj yatağı bile varmış. Belli belli. O iş yatakta bitecek. Belli zaten o iş oldu. Uzan bak, sen tam bir gerizekalısın. Bak ben de senden ayrılırım. Seni bırakırım giderim. Bir sürü arkadaş adayı var. Bana kimler var? Ben sana mı kaldım? Yarın akşam burada bayağı kına gecem var. Öyle mi bizim? Geç olsun da güç olmasın Cengiz. Beni ucuz tarafından kuru kuru bir düğünle aldığın için... mecburen bazı eksikliği sonradan kapatıyoruz. Ay kınası mı kalmış kızım? Senin annen bir yerlerine kına yaksın ki... kızını oğlumla evlendirdi işte. Sakın anneni kına gecesine falan çağırmadın değil mi? Bunlar birbirini keserler ha. Şimdi bak, normalde kına gecesinde annenin de bulunması... ve bir miktar gözyaşı dökülmesi adettendir. Yapma! Fakat eğer annem İzmir'den gelirse ve Zahide ile tanışırsa... gözyaşı değil, bir miktar kan döküleceği için tabii ki çağırmadım. Ah, iyi.
Hiç tanışmadılar, öyle de kalsın. Allah tarafından, Allah tarafından düğünden 3 gün önce senin annenin apandisi tuttu da gelemedi düğüne. Biz evdeki huzur ve güven ortamını bugüne kadar koruyabildik. Biliyorum, biliyorum. Tanışırlarsa birbirlerini boğar bunlar. Seninki de deli. Deli. Bunlar birbirine girer. Herkes kendini kurtarır, olan sana olur. Söylemedi deme. Peki şey ne olacak ya? Bu kına gecesinde anne ağlatması nasıl olacak? Ha, Safiye'yi ayarladım. Temsili anne olacak o. Aa, tabii canım, tabii tabii. Sen ayarlamışsındır bir şeyler yani. Maksat beni masrafa sokmak, tabii. Allah'ım yarabbim. Oh, iyi ki bir kına gecesi yapıyorum da eğleneceğim acık be. Ay bu evden ve senin şu dırdırından o kadar sıkıldım ki Cengiz. Biz sıkılmadık sanki. E git Yaşar Bey'le tavla oyna. Ben mi eğlendireceğim seni? İyi akşamlar. Gizem abla sana bir şey soracağım. Oğlum kına yamanaya gelemezsin. Kına kadın kadında bir şey. Ne işin var be? Ayrıca da sana göre bir kız gelmeyecek ki. Hayır ya. Sen mesela masaj yaptıracak olsan kadın terapisti tercih edersin değil mi? Evet. Bravo abi, işte bu ya. Ya bu kadın bir de eski manken yani. Öyle de rahat bir insan. Rahat mı? Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Annenle konuşuyorsun. Biraz kendine gel. Tabii işte bir kına gecesi yapmadan kadını alırsan kimse de saygı duymaz Cengiz Bey. Mesela ben de kadın terapisti tercih ederim. Oh ne alaymış ya. Ay ne güzel. Herkes böyle yaparsa erkek terapistlere yazık değil mi? Sen hiç erkek terapiste masaj yaptırdın mı? Yok. Yaptırır mısın peki? Yok. O zaman ne? Erkek terapistler ne yapacak? Taş mı yesin? Yazık mı? Tamam o zaman ben fikrimi değiştiriyorum. Erkek terapist tercih ederim. Gizem durduk yere de bir sosyal sorumluluk projesinin neferi olmana falan gerek yok yani. Yine coşkuyla yedim İloşka ya. İloşka? Rus mutfağının vazgeçilmezlerinden herhalde. Bir şey anlatıyordun gündüz. Ha, Eriçoğlu gelmiş bana diyor ki bana borcun var. Şimdi ben dedim ki yani durumum malum. Sen rahat değilsin. Değilim, maddi sıkıntım var. Yok, Ponçiko'ya diyorum. Arkandan mı esiyor bebiş? Bir ürperdin sen. Ay yok, hayır, spor yorgunluğu. Bütün gün beni yürüttün Tazişko. İloşka, Tazişko, Ponçiko. Bakın bunları açıklamak zorundasınız. Bebiş falan okey de artık yabancı dil konuşuluyor gibi boş bakıyorum ya. Şimdi İloşka, İlayda'nın bir türü. Ponçiko, Ponçi bir küçük versiyonu. Tazışka da tazının şekerli hali. Hiç alışık olmadığım yemekler, fena oldum. Neyse Gündüz, bir şey anlatıyordun. Ha, Elif Çiyolu bana diyor ki ödemen için bir haftam var. Ne aradın Aşkito? Ay peçete isteyecektim Bebinto. Burnun mu aktı? Hasta mı oluyorsun Tontito? Hayır Tazıko. Dişime ruj mu bulaşmış diye bakacaktım. Sen her halinle güzelsin Ponçikito. Herkese benden makyato. Ve hesap. Lan bu saatlere kadar neredesin? Anahtar alsana yanına. Evdeyim ben ya. Kapıyı sen çalmadın mı? Yok. Kimciğim kapı çalıyor. Oğlum sen anahtar alsana yanına oğlum. Ne yapıyorsun gecenin bir saati zil çalıp be? Ya bu halde partiden geliyor olabilir miyim? Kim bu ayol? Allah Allah. Gece gece kim bu münasebetsiz be kapıda? Anne sen de önden gitmesene bir dakika ya. Anneciğim, yavrum. Ah yavrum benim, bunlar bana kapıyı açmıyorlar. Ananı senin evine sokmuyorlar. Yok anneciğim, biz biraz hazırlıksız yakalandık da çünkü gecenin bu saatinde senin şu an başka bir şehirde olman gerekiyordu normalde. O bakımdan öyle oldu. Kına geceni duydum. Hemencecik atladım bir gece uçağına geldim. Süper. Hoş geldiniz. Olcan, nasılsınız? İyiyim. Sen kısalığa devam. Anne, anneciğim, Ozan'la tanış. Ben onunla sen tanışmadın hep anlatıyorum. Ay canım, merhaba canım. Ay maşallah, pek yakışıklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Ha. Olcu Hanım, tanıştırayım. Bu da benim annem Zahide Hanım. Anneciğim. Müşerref oldum Olcu Hanım. Sonunda tanıştık Zahide Hanım. Keşke daha müsait bir saatte ve önceden haber vererek gelseydiniz Olcay Hanım. Burası benim kızımın evi olduğu için saat kaçta geleceğimi size sormaya ihtiyaç duymadım Zahide Hanım. Şu hanımı beyi bir kenara bıraksak mı efendim? Ha, bıraksak, siz de bizi konuşmaya hiç gerek yok efendim. Hanım, hanım! Adap var, usul var. Gecenin ikisinde çat kapı nereye geliyorsun? Dingo'nun ahırı mı burası? Burası benim kızımın evi. Gece de gelirim, sabah da gelirim. Kapıdan da girerim, bacadan da girerim. Sana mı soracağım kaçta geleceğimi ben? Sen bana görgü bilgi mi öğretiyorsun be? Sen kimsin? Sen bir kere nereden duydun kına gecesi olduğunu? Bunlar evleneli olmuş 3 yıl. Kızın gelmiş 40 yaşına. Bu yalandan bir kına gecesi be. Gerçeklerini yapamadığınız için zavallı kızım yalandanıyla idare edecek. Ne yapsın? Aslında burası birazcık doğru. Gizem, ateş hattına girme. Ayrıca ben niye davetli değilim? Siz benim kızımı esir mi aldınız? Köle mi yaptınız kendinize? Ben kızımı yedirmem hanım, yedirmem. Şu an İzmir buradan daha sıcaktır tabii, değil mi? Şu an buradan daha sıcak tek yer cehennem oğlum. Ya illa bizi mahallenin diline düşüreceksiniz. Yaşar, oğlan Yıldız'a bilezik taktı diye niye mahallenin diline düşelim? Düşse düşse talip düşer. He, anası yırtık terliği koli bandıyla tutturuyor. Oğlan Yıldız'ı altına boğuyor derler. Ya bu Yıldız daha aileler arasında bir kurdale bile kesilmeden mücevher kabul etti. Ben kızımın dedikodusunu yaparlar diye korkuyorum. Aman, benim dedikodumu zaten yapıyorlar. Fındıkçı diyorlar, şunu bunu diyorlar. Kızım kimiyle bir şey söylüyor, uydurma. Ya bizim mahalleyi bilmiyor muyuz ya? En ufak bir şeyden, parmak kadar bir konudan, tırnak kadar bir olaydan vallahi dedikodu alır yürür. Kızım ver şu bileziği, ver şu bileziği. Uf ya! Uf! Talip çok bozulacak. Babam maço, sert ve delikanlı bir adam. İzin vermedi dersin. Şenur ablayla geldiklerinde anası yine takar sana. Anası taktı bana zaten. He, Şenur gelecek de ondan takacak. He. Buradan sıkıp buradan yalayan kadın. Ya çikletten yüzük çıksa saklar, getirir düğünde takar o. Vallahi bütün hazırlıklar tamam. İşte taht olsun, saz takımı olsun, bindallar olsun falan. Ay inşallah böyle hep birlikte hanımlar olarak bu akşam çok eğleneceğiz. Kızıma layık bir şey olsun da. Hanımefendiciğim, burası İstanbul. Her şeyin en iyisi burada. E tabii siz İzmir'densiniz. Bilmezsiniz. Sizden iyi bilirim hanımefendi. Merak etmeyin, biz çok şaşalı yaşadık. Sizin kocanız otomobil sürerken benimkisi uçak kullanıyordu. Arada bayağı bir fark var. Hanım, hanım. Sen şimdi durup dururken neden benim rahmetliye laf ettin? Rahmetliyi tenzih ederim. Lafım sana hanımefendi. Benim kızımı nasıl ezmişseniz annesini kınaya davet edemedi zavallı. Neyse canım, işte bu akşam İnşallah iyi geçer de Gizem de eğlenir işte. Ama zaten ona eğlence lazım. Kaç senedir evlisiniz be? Neyin kına gecesi ise bu? Tabii ona eğlence lazım. Genç kızı alıp evde kapatmayı biliyorsunuz. Babası yaşında adamla evlenmiş, ne yapsın? Babası yaşında mı? Taş devrini kastediyor Cengiz. Taş devri gibi düşün. Hani böyle insanların 30 yaşında falan öldüğü dönemler. Hani o yaş dönemi öyle şey, onu kastetti annem. Ben şöyle bir etrafa bakıyorum, genç kız göremiyorum. Nerede o genç kız? 40 yaşında kadın bu. Hala daha aklı fikri gezmede tozmada. Sana ne benim kızımın gezip tozmasından? Belli ki eşin dostun yok, sarmışsın kızımı.
Ay olasın senin için dostun yok. Her gün İzmir'den arıyorsun, bir saat telefonda konuşuyorsun be kızınla. Sana ne? Telefon parasını sen mi veriyorsun? Oh, ben ofise kaçayım en iyisi. Ben nereye kaçayım, ben nereye kaçayım? Ufak tefek de değil, bir şuradan şöyle. Ya kurtarmaz. Kahveni bitir, sonra spor zamanı. Tontito. Aa, Tazişko, sana kahve koyduk ama işte çay mı içerdin? Gayet memnunum, prens hoş. Prens hoş? Prensesten türettiği bir kelime. Maşallah. Anne baba da der yakında. Senin kaçıncı kahven İloşka? Midoş'un asit yapmasın. Midoş? Organların isimleri kalsın bari. Tıp rahat bırakın abi, öf! İyiyim, iyiyim Ayrış. Tamam, 5 dakikaya yok iş. Ay, yoga diyelim mi? Yok iş bana da biraz fazla geldi. Haklısın. Yine haklısın. İloşların bebin dostu. Eyvah. İsim tamlaması geldi. Bundan sonraki aşama çocuk konuşması. Ben gidiyorum. Hayır lütfen. Küçük bir yengeç. Bugünkü programın neymiş bakalım ha? Aha buyurun. Bilmiyorum ama çok yiyemek istemiyorum öğretmenim. Eyvallah. Hayır lütfen beni bunlarla yalnız bırakma. Bana da sarıp alaroşların pompişkosu falan diyecekler diye çok korkuyorum. Oo, pompişko tatlıymış aslında. Evet. Ah, Alara ne yaptın? Çocuklar, sürekli bir alay, bir tiksinme havaları, bir şeyler. Yani bizim birbirimize sevgi sözcükleri kullanmamız sizi niye rahatsız ediyor? Biz de duya duya alışıp yaparız diye korkuyoruz. Siz kendi duygularınıza güvenmiyorsunuz. Belki de sevginiz yetersiz. Oo, Tazişko, adını Aşişko. Kardeşim bakın, bu tavır ilişkinize duygusal yatırım yapmaktan korkmak. Ortak dil bulmaktan, sevgi lakaplarından ürkmek. Her an ilişki bitebilir gibi hissedip gözü kapıda olmak. Lan, hadi be, yürü git be. Aptal konuşuyorsun. Gev. Bence haklı olabilir. Yani birine pompiş demek sizi niye rahatsız ediyor ki? Kişi 2 yaşın altındaysa rahatsız etmiyor ablacığım. Deyin anam, deyin. Tontişko, pompişko, İloşkovski, Dobrovski. Zaten benim bir göbeğim çıktıydı. 2 gündür işten mi iştah kalmadı. İyi oldu. Hadi vur. Pompişko? Pompiş. Ben konuyu anlamadım. Niye soruyorsunuz? Bedava masaj kuponu falan mı var? Teyzeme özür için masaj mı hediye edeceksin? Ya yok, prensip olarak soruyorum. TV'de bir tartışma programında gördüm de hani masaj yaptıracak olsanız kadın terapisti mi tercih edersiniz, erkek terapisti mi tercih edersiniz diye. Ben kadın tercih ederim. İşte bu, bravo ya. Yani daha rahat ederim sanki. Aklın yolu bir. Ben de kadın. Aferin, akıl küpü kız ya. Ama kadın terapisti oluyorsa erkek de olur. Aptal aptal konuşma be Yıldız. Yani o an masajsızlıktan ölmüyorsan bekle, kadın terapist boşa çıkınca ona yaptırırsın. Ne fikrimi soruyorsun o zaman? Öte yandan erkeklerin de çoğu masajı kadın terapisti yapsın ister. Babama sordum, o da aynı şeyi söyledi. Yaşar da kadın terapist tercih eder, doğru. Ya babam hayatında masaja mı gitti acaba? Hangi kadın terapist? Ben bazen onun sırtını çiğniyorum ya. Ha, evet. Mesela gündüz çiğnesin istemez. Ya işte böyle bazı konularda cinsiyet ayrımı var ve bu olmalı. Bunlar güzel şeyler. Yani son yıllarda bazı şeyler çok değişti. Mesela elit erkekler manikür pedikür yaptırıyorlar ve bu çok normal karşılanıyor. Ve öyle de olmalı. Ama masajda kadın terapistler daha popüler. Yani yapacak bir şey yok. Aynen. Aslında bu çok da acı bir şey ya. Yani masör sırf cinsiyeti yüzünden bir meslekte daha az tercih ediliyor. Allah'ım, ben de bunu savunuyordum ama şu an fark ediyorum. Erkeklere ayrımcılık yapılıyor. Hı hı Ozan Bey. Dünyada kadınlar erkeklerin yaptığı her mesleği rahat rahat ve hiç ayrımcılık görmeden aynı icraatlerle yaparken erkek masaj terapistlerinin bu durumu kanayan bir yaramız. Hı hı Ozan Bey. Hmm.
Allah bin bereket versin Yaşar. Zaten Yıldız kabul etmek istememiş de. Oğlan ısrar edince işte. Tabii. Bilmem mi Yıldız'ı ya? Çok tok gözlü kızdır. Neyse. Hadi görüşürük. Bir dakika Yaşar. Sizin sitenin kuaförüne böyle hediye kuponlarım var. Tenesi 5 liraya veririm. İster misin? Ne yapacağım onları ben? Bala röfle olur, balaj olur, bikini adası olur. Şimdi bakla, bu konu da bitti, şakası da bitti, tamam? Tamam. Son bir ricam var. Neyi? Şimdi Kelim, sonuçta senin müstakbel damadın sayılır. Sayılmaya da bilir de yani. Sayılmayabilir mi? Şöyle ki, Talip Yıldız'ın cazibesine yenildiği için biz de yenilmiş sayılıyoruz. O bakımdan sayılabilir, neyse. Ya Talip'in şirketteki çayına kahvesine azıcık zam yapın Yaşar ya. Bilmiyorum vallahi, bakarız. Ya çocuk 3 kuruş kâr ediyor, yeminle kurtarmıyor Yaşar. İlgilenirim, tamam ilgilenirim ama yani kolay değil. Sen manikürle ellerinle güzel Türk kahveni içerken kolay, bu mu kolay değil? Şenur abla, bana aba altından sopa gösterme. Sen de bana manikürlü parmaklarını göster de. Ay inşallah anlaşılmaz. İnşallah duyulmaz bu mahallede Yaşar. Duyulursa kahveye girdiğin an papatya gibi eline ayağına bakar, anlarlar Yaşar. Ayağıma kim bakacak ya? Aa işte belli olmaz dost başa, düşman ayağa bakar. Bahar oh. Talib'in çay ocağı işini bir patrona soralım. Cansın. Bacımsın. Haydi de bay bay. Aralarını mı bozsak? Ayrılsalar da bitse şu iş. Gündüz ablam bir daha birinden ayrılırsa gece uykumda benim boğazımı keser. Çok yüksek müzikli yerlere gitsek veya hep sinemada takılsak ve hiç konuşmasalar. Veya kendi sevgi sözcüklerimizi bulsak da onları bu işten soğutsak. Oo, İloş'la Hayriş'e kendi acı ilaçlarını tattırmak ha? İyi, biz de onlar gibi Bebintoş falan mı diyeceğiz? Asla. Her aşkın kendi tarzı ve sevgi lakapları vardır. Biz çizgimizi bozmayacağız. Yıldız, sen müzik başlayınca hemen oyna. Ki söylememe gerek yok zaten. Tencere tıkırtısını oynuyorsun. Ben bu iki kaynananın arasına tampon bölge olmaya gidiyorum. Hadi kızım. Hanımlar, ağlayacak mıyız? Aman, ben zaten 3 yıldır ağlıyorum. Benim kızım adamın anasını ağlatır. Efendim? Ay geliyor, tat geliyor. Gizemliyim, o bile değil. Tenis maçı gibi bir ovuruyor, bir ovuruyor. Eyvah! Taht mı Vail? Bu ne biçim taht? Benim kızıma layık mı bu taht? Aman efendim, nesini beğenemediniz tahttan? Ne yapacaktık yani? Topkapı Sarayı'ndan mı getirtecektik? Ah ya,
Bak senin tahtını da bahtını da yapamadık benim güzel kızım. Ya, yok ya, anneciğim şimdi oynuyoruz, şu an göbek atıyoruz. Ağlama daha sonra yani usul olarak. Şu an göbek atıyoruz. Hadi ağla o sonra, hadi göbek at. Hadi kız kalk. Kalk kız, göbek atalım. Irak yoldan geleni, Irak yoldan geleni, terli terli öperler, terli terli öperler. Çek! Allah çektirmesin. İyi akşamlar Yaşar. Ekeği mi oynuyorsunuz? İyi akşamlar Şenur abla. Bu Yaşar'ın ellerine iyi bakın ha. İyi bakın. Ne alakası var ki? Taşçalar bu. Ama hemen az taşçalar. Şaka yapayım Yaşar ya, şaka yapayım. Yaşar sağ olasın. Bizim Talip'in çay kahve zamanı halletmişsin. Talip'den konuştuk, hallettik. Mesut abi oynasana ya. Yalnız biraz az olmuş zannımca. Doların, avronun artışına bakarsak. Çayı dolarla mı alıyor Talip acaba? Abi oynasanıza ya. Sabahtan beri satranç mı oynuyorsunuz ya? Senden bir ricam daha var Yaşar. Ne var? Sizin iş yerinde beni 5-6 ay sigortalı göstersene. Ne? Yok artık. Niye? Ya yazın Yunan adalarına gitmek istiyorum. Schengen vizesi için kolaylık olur. Şenur abla sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Niye bacağın Yunan adalarında? E kalamar ucuzmuş dediler. Toptan buraya getirip pişirip satmayı planlıyor. Abla sen deli misin, neysin ya? Burası ocakbaşı. Kimse kalamar yemez. Nelere özeniyor ya? Olsun her şekil gene de Schengen vizem bulunsun ya. Viyana'nın pastalarını çok övdüler. Girip tatmak istiyor. Ya seni nasıl sigortalı gösteririm ya? Öyle sahtekarlık olur mu? Ayrıca sen ne iş yapıyormuşsun bizim şirkette? Halkla ilişkiler müdürü. Sen. Halka acırım. Vallahi bu halka acırım. Halk önemli Yaşar. Halkın haber alma özgürlüğü çok önemli. Misal, bir köpek bir insanı ısırdıysa bu haber değildir. Ama o köpek gidip pedikür yaptırdıysa bu haberdir. Ya Şenur abla, olacak bir iş söyle, uğraşalım. Sigortalı iş ne ya? Olmaz diyor ne? Ay gözüm daldı öke. Ama ne kadar güzel ellerim varmış Yaşar ya. Kadın eli gibi hiç fark etmemiş. Sen tırnaklarını yemiyor muydun ya? Şenur abla sen yarın evraklarını getir de bir bakalım ne yapabiliriz. İltifata hiç dayanamıyorum ya, huyum kurusun. Mesut abi ne bakıyorsun ya? Oynasana, sabahtan beri ömrümüzü yedin ya. Oynayacağım Yaşar. Oynayacağım. Boz boz, bu eli boz. Ben vallahi hiçbir şeyim boz ya, boz boz. Boz boz. Boz, vallahi kafam karıştı ya. Yüksek yüksek tepeleri ev kurmasan da. Yüksek yüksek tepeleri ev kurmasan da. Ay yürüme Ayze. Çisi. Kız alıştın. İyi alıştın ha. Tamam. Benim kızıma layık mıydı o taht? O kadar parası var, 3 kuruşa kıyamamış Binti. Kabahat kızınız da efendim. Kendisinin ayranı yok içmeye, kocasının parası var diye tahtıravanla gelir kına gecesine. Ben yalnız gerçekten ağlamak üzereyim şu an artık. Tamam Gizem, ben hemen hızlandırıyorum. Evet hanımlar, dünürler. Kınayı yakıyoruz. Lütfen buraya odaklanın. Ona kalsa pırlantalı taht isteyecek. Allah'tan Cengiz bunun huyunu biliyor da hiç yüz vermedi. Gerekirse pırlantalı taht da yaptıracaksınız. Dalyan gibi kızımızı verdik size. Bütün Türkiye'nin hayran olduğu kızımızı. Hay vermeseydiniz ayol. Vallahi minnettar kalırdım.
Bana kalsa vermezdim. Ne işi var kızımın dul çocuklu yaşlı adamla? Kızımın değil, benim akranım o ayol. Dün sahte çanta peşinde koşturuyordu. Bugün bir eli yağda, bir eli balda. Yatsın kalksın şükretsin. Bacak boyu kadar adamla evlendi. Olacak o kadar. Sizin ikinizi ayıracağım ama. Hiç susmuyorsunuz. Anneciğim zaten senin şu an burada olup ağlıyor olman lazım. Çünkü usulü var kına gecesi. Ondan sonra da kınayı yıkacağız, bitireceğiz zaten. Hadi canım gel burada ağlasın hadi. Ben buradan ağlayacağım, burada. Aa, gitti kızım, gitti. 17 yaşında doğurdum onu. Hiç böyle hayal etmemiştim. Ah vere vere kızımı yaşlı bir pikmeye verdik. Ah. Aman! Kız! Pikme ha! Al kızını git! Al kızını git! Canıma minnet benim. Yürü kız. Yok. Hayır. Yürü. Yok. Anne bu kadar. O tarzı girişmeyelim o işlere şimdi. İzmir'de ne ayılanlar bayılanlar var benim kızıma biliyor musun sen? İzmir'e değil. Al kızını dünyanın öbür ucuna git. Aman sizlerden uzak Allah'a yakın olayım be. Ay, yürü. Olmazsan yok. Hatırım kalır doğrusu. Gidin de başımı dinleyeyim acık. Yürü kızım, yürü. Bu ağız isali olmuş bu koca karı. Buralar batmadan biz gidelim. Yürü. Ay, anne. Aa, terbiyesiz. Çocuklar. Mahalle karısı. Çapur. Sipin. Şerefsiz ne var kız? Teyze, sus. İşte ben bu yüzden kaynanayla oturmam diyor. Nereden duydu da geldi ya? Cehennem zebanisi gibi kadın. Melek yüzlü şeytan. Hayır bana diyor ki, yaşlı. Ha. Halbüsüm ki size gelene kadar ne yaşlılar var? Sanki 60 yaşındayım da 20 yaşında kız aldık Yaşar. Hayır bu çaçorun anası... Yani Gizem'in aklına girecek diye korkuyorum ya. Yok yok efendim, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, korkmayın. Benim annem de az değil ya. Vallahi az değil yani. Yani böyle yılan gibi yani böyle tıs 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 tıs. Yani böyle alttan alta sürekli birbirlerine laf sokuyorlar yani. Şimdi onlar bu akşam kına gecesinde bir güzel oynarlar, bir güzel eğlenirler. Dünürler birbirine ısınır. Yarasın. Ya Gizem'in aklını çelmese bari ya. Hayır düşünüyorum da. Yani bir erkeğin en yakışıklı yaşı bu. Bir alıcı gözüyle bak Yaşar. Allah aşkına bir bak ya. Sence ben seksi değil miyim yani? Yani pek benim alanım değil ama. Olsun ya sen yine de bir bak söyle ya. Yani sana seksi geliyor muyum, gelmiyor muyum Yaşar? Sorunun doğru cevabı bende yok. Telefon, telefon, telefon. Alo, kızım. Söyle kızım. Uzun uzun anlat Yıldız. Yavaş yavaş anlat kızım. Kim? Ne olmuş ki? Gizem ablayla annesi gitti mi? Nereye gitti? Ne diyor ki? Saide teyzeyle kavga ettiler. Olcay Hanım kızını aldı gitti diyor. Nereye? İzmir'e mi? Nereye gittiklerini biliyor muyuz kızım? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Aşkito salata nasıl? Maymuş bayılmadım ya. Maymuş? Bugün ona komiklikler yaptım. O da bana maymun dedi. Oradan da maymuşa dönüştü. Maymuşu ben sevdim. Sana sevdim mi? Sugar. Sugar mı? Romanların dediği gibi mi? Sugar değil, sugar. İngilizce'de şeker demek. Boş ver, sevgi sözcüklerimizi kıskanıyorlar. Bebinto. Kıskanıyor muyuz sence Çimento? Çimento mu? He. Zoruna mı gitti? Aşkito, Bebinto, Pompito oluyor da Çimento niye olmasın? Ben Çimento'yu tercih ederim. En azından bir manası var. Beton gibi sert, delikanlı bir kızsın demek. Eyvallah reis. Estağfurullah çavuş. Yemeğin güzel mi kadın efendi? Gayet iyi hacım. Oo, afiyet olsun o zaman ahretlik. Eyvallah. Ay, ne diyor bunlar be? Çavuş ahretlik bilmem ne. Sevgili akapları, biz baş başayken böyle konuşuyoruz.
Ama eğer rahatsız olduysanız sizin yanınızda konuşmayız. Ama siz de yapmayacaksınız. İsterseniz Alara, Gündüz, İlayda, Hayır böyle normal isimlerle yürüyelim ha? Sonuçta analarımız, babalarımız beğenmiş de koymuş. Yani büyüklere saygı hani. Yo, beni rahatsız etmedi. Yani nasıl isterseniz öyle konuşun. Sonuçta yargılamak bize düşmez. Öyle değil mi Pompitiko? Oh. Pompitiko, Kayna doydu mu? Uyku geldi mi? Hayır. Hayır, karnım. Hayır, aç, aç. Ay. Yapma. Yapma, yapma. Gözünü seveyim öyle yapma. Onu yapma. Yan yana küvezde yatmış bebekler gibi hissediyorum. Seni istiyorum. Ha. Hadi ben içeyim. Sağ ol, ahrettik. Eyvallah. Aşkım, tatlım, sevgililer günün acısını ilk fırsatta çıkartacağım. Beni affettin mi? Öyle bir şey demedim. Bir kahve içelim, peki dedim. Çok sinirlendirdim seni bu hafta ya. Gerildin. Ne yapsam, bir masaja mı gitsen acaba? Masaja mı? He. Şey, kadın terapist mi tercih edersin, erkek terapist mi tercih edersin? Masaj sevmiyorum ben ya. Soruya cevap verirsen. Niye? Ya arkadaşlarla o gün maçta tartıştık da senin fikrini merak ettim. Yani kadın terapisti tercih ederim herhalde. Ha işte ya, normal insan böyle yapar ya. O zaman konu ne? Ya birisinin kız arkadaşına bir masör her gün masaj yapıyormuş. Dedim ne ara böyle olduk ya? Bu toplum ne ara buralara geldi ya? Gerginlik açısından mı? He? Hani kız her gün masaj yaptırıyormuş ya, toplum ne ara bu kadar gerildi gibisine mi? Hayır ya. Bir genç kız neden her gün bir erkek terapiste masaj yaptırtır? Yani aslında erkek terapist işinde çok iyiyse ben de onu tercih edebilirim. Öyle tabularım yoktur. Saçmalama, niye tabun yok? Ne kötülüğünü gördün tabunun ya? Allah Allah, nedir bu tabulara karşı ön yargı? Hemen yıkalım, hemen yıkalım. Hayır, her şeyi yıkmayalım, bazı şeylere sahip çıkalım, yaşatalım. O zaman ben koruda tek başıma beklerken siz maçı bırakıp koca karı gibi elin kızının masörünü mü konuştunuz? Gizem telefonuma cevap vermiyor. Nereye gittiler? Nasıl gittiler? Niye izin verdin anne? Allah Allah, bana ne be? Aldı kızını bastı gitti işte. Hayda. Kızım o adama yar etmem, bu evde de oturtmam dedi. Ne olacakmış başka? Çöke çöke. Hadi kızım eve dedi. Aldı götürdü kadını. Gizem de mecburen gitti ha. Ah canım, ah canım. Ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Hayır. Hayır. Vallahi intihar ederim bak. İntihar ederim ya. Karım nerede? Ben gideceğim, karımı alıp geri getireceğim. Efendim, kim bilir neredeler? Nerede olacaklar oğlum? Eve demiş. İzmir'e gitmişler. Aa, İzmir'e mi gideceksin Cengiz? Evet. Ben gideceğim, karımı kaçırıp geri getireceğim. Cengiz Bey, keşke o sonuncusunu içmeseydiniz. Beni havalanda bırak Yaşar. Ay saçmalama Cengiz. Yat şimdi uyu, sabah bakarsın. Hayır. Hayır. Karımı kurda kuşa yem edemem anne. Beni havalanda bırak Yaşar. Ay oğlum, gel şuraya. Cengiz Bey, manikürün bozulmasın diye müdahale etmiyorum ama emin misiniz? Evet, beni havalanda bırak Yaşar. Tamam, 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 tamam. Buyurun. Buyurun efendim. Çabuk beni havalandı. Ay şimdi nereden çıktı bu İzmir? Vay arkadaş, ne dönüyorsa içeride yani. On birde masajım var. Daha erken getir küpeleri demiştim. Pardon, masajını böldüm. İyi geçiyor mu? Sana ne? Ver küpeleri. Al. Yani yerinde de kalabilirdi. Gece gece neyin peşindeysen. Kusura bakma, ben senin masörün gibi 7/24 emrinde değilim. Şimdi uygun oldum, getirdim işte. Merhaba. Merhaba. Mert, Ozan. Merhaba Mert, nasıl gidiyor işler? Ozancığım, sağ ol, zahmet ettin. Hadi iyi geceler. Of.
İşte hanım. Ben de diyorum, bu ne böyle zebella gibi bir şey? Ay sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Siz burada mıydınız ki? Evet. Şey Yaşar, Gizemler kavga edince dedim burada kalın. Sen Cengiz Bey'le içti mi bu saate kadar? Yok kızım, ne içmesi? Uçağa bıraktım Cengiz Bey'i. İzmir'e gitti. Aa ne? Niye? Sizi kaçırmaya. Kim kimi kaçırıyor be? Eşkıya mı sanıyor bu cüce kendini? Siz de mi buradaydınız efendim? Ne oldu, zoruna mı gitti? Estağfurullah. Kızımı götürüyorum demişsiniz de. Ha, o sazan da atladı İzmir'e gitti değil mi? Ha, tahmin etmiştim. Oh! Çok iyi oldu. Tahmin etmiş miydiniz? Oh olsun, acık sürünsün. Anneciğim, lütfen telefonun bir dakikalığını alabilir miyim? Ne olur bir kocamı arayayım be. Hayır, o telefon bende duracak. Ama Olcay Hanımcığım, adamcağız ne yapacak şimdi İzmir'de? Gidip bir balık yer, geri döner. İzmir havası iyi gelir ona. Bari Zahide Hanım'a haber verelim Gizem burada diye. Yazık, kaç yaşında kadın? Ha, gerek yok. Ona bir şey olmaz. Keyfi yerindedir şimdi. Kötüler ölmez. Gittim İzmir'deki eve. Saat 3'te vardım. Kapıyı çal çal çal. Kimse yok. Gitmemişler ki. Allah Allah. E nereye götürdün ki kızı? Otellere baktın mı? Hepsini arattırdım anne. Sahte isimle kalmıyorlarsa yoklar. Baba belki bu Gizem ablanın Topağacı'ndaki eski evini araştırdılar, orada kaldılar. Gitmedim mi sanıyorsun oğlum? Gitmedim mi sanıyorsun? Gittim. Komşuların kapısını çaldım sabah sabah. Sordum. Kimse aylardır uğramamış. Telefonları da açmıyorlar ha? Safiye de bir şey bilmiyor ya. Hayret ettim ya. Matari gibi kadın. Aldı kızını, yer yarıldı, içine girdi. Gitti karım ya. Vallahi gitti karım ya. Kayıp kim bilir nereye sakladı. Ya baba ne kaybı? Dev gibi kadın, kolay mı onu bir yere saklamak? Konuş. Konuşuyor arkadaş. Konuşuyor arkadaş. Bekara karı boşamak kolay. Bir sus be! Aman, kim kimi boşuyormuş? Ay Gizem mi seni boşuyormuş? Nereden çıktı anne? Kim dedi? Anası mı söyledi? Yok, hani son zamanlarda siz atışıp duruyordunuz ya, sıkıldık ettik diye. O bakımdan her şeyde vardır bir hayır oğlum. Anne ne diyorsun sen ya? Ne boşanması anne? Ben karım olmadan ölürüm ya. Karım nerede? Baba tamam panikleme ya. İlla çıkar bir yerden. Nasıl çıkar bir yerden lan? Oğlum cep telefonumu kaybettik. Nasıl çıkar bir yerden? Annesi beynini yıkayacak. Ayrılacak benden. Annesi beynini yıkayacak. Ayrılacak Gizem benden. Gizem Hanım yok mu Safiye? Melken'in odasına taşıdık, hala uyuyor. Şey Olcay Hanımcığım, uyanınca Cengiz Bey buradalar desek mi artık? Hayır, daha erken. Acık sürünsün cüce. İyi la diyorsunuz. Ah yavrum, ah yavrum. Koskoca genel müdür olmuşsun. Kahvaltı masan bu mu senin ayol? Hep bu Cengiz'in cimriliği yüzünden değil mi? Ay kıyamam ben sana, kıyamam ben sana. Haklısınız efendim, ben de... Bu ara zam isteyeceğim de doğru zamanı kolluyorum. Bana bak, sen de fındık kurdu gibi pek tatlı, pek becerikli, fıkır fıkır bir şeysin. Ay. Çok sevdim ben seni. Ay sağ olun Olcay Hanımcığım. Ama bu kocan çok pısırık. Bak bir zam isteyemiyor. İster efendim, ister. Ne ister? Ben adamı gözünden anlarım. Bunun vur kafasına al ekmeği. Safiye. Benim içeride şey ekmeği vardı. Kaldı mı ondan? Bir yersene. Yaşa ne ekmeği? Vur kafasını al ekmeği. Gel yavrum işte 2 dakika. İzninizle. Açık oynak bir halin var senin. Öyle diyorlar evet. Aman ben de gençliğimde öyleydim. Boş ver. Gençlikte oynamayacaksın da ne zaman oynayacaksın? Oyna gitsin. Kendimi çok kötü hissediyorum. Takma Yaşar, üzülme. Öyle değil.
Kendimi kötü biri gibi hissediyorum. Her an yaşlı bir kadına kötülük yapacak biri gibi hissediyorum. Yani zor bir insan, evet. Papalarını evimize yıktılar. Hayır, misafirin başımın üstünde yeri var. Ama dün geceden beri beni gömüyor ya. Ben de yaptım ama. Yok, hayır Ela değil. Ya sen de zam istersen ölmezsin. Hey. Yani çok hafif de olsa bir pısırıklığın var Yaşar. Allah'ım. Benim de yuvamı yıkacak. Gitsinler bunlar. Defolsunlar buradan. Yaşar nereye? Sakın ha, söz verdik Yaşar. Ne yapacağız bugün alarm? Alarm demesen, sondaki M'yi koymasan. Evet, doğru. Benim de içimden gelmedi zaten. Demin sana kutu bebeğim diyecektim, benim midem kalktı. Yok, yok, yok. Bebek işlerine falan hiç girme zaten. Alara diyeyim bitsin. İsmim de Alara yani. Onda da meymenet yok. La 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 der gibi. Keşke şöyle oturaklı, Muzaffer falan olsaydı. Muzoş. Gündüz hiç hoş şakalar değil bunlar. Haklısın. Ne yapalım, biz bunlarla görüşmeyelim mi artık ya? Evet. Sadece aşktan, ilişkiden değil, birbirimizden de tiksineceğiz. Ablama söyleyeyim, artık baş başasınız. Ben de geleceğim, ikimiz konuşalım. Hatta böyle hiç durmadan konuşacağım, araya bile giremesinler. Lolitoş, bombitoş falan, benim artık böyle zehirleniyor gibi oluyorum ben ya. Sorma. Maymuş. Ben maymuştaki kırıcılığı bir çıt sevdim. Hani nacizane. Ha, bir çıt tane böyle. Sizdeler mi? Yaşar, ne diyorsun? Allah'ım şükürler olsun. Kadın Safiye'yi de bana da yemin ettirdi söylemeyin diye. Ama kafamda ekmek kırarız, bir şey yaparız. Yuvam yıkılmadan alın şunları başımdan, ne olur. Gizem'in telefonunu kıza vermiyor ha. Gestapo gibi. Gizem Hanım tuvalete giderken bile peşinde. Kendisi aslında yazık sizi nasıl özledi. Aramak için fırsat kolluyor yazık. Ah canım. Ah tatlım. Şimdi ben gelsem bana kapıyı açmazsınız öyle mi? Safiye de çok üzülüyor ama çocuğunun üstüne yemin etti. Asla işbirliği yapmaz. O zaman tek yol kalıyor Yaşar. Eski usul kız kaçırma. Yani babysin, ne bileyim, bir sırtım, bir belim, bir boynum diyordu. Sürekli masaj yaptırıyordu ama sen niye taktın bu kadar? Ayrıldım diye afra tafra yapıyor. Ama demek ki biz takılırken de Nazlı'nın bizi ilişkideyiz zannettiği iki hafta boyunca da bu masör çocuk hayatındaymış abi. Ozan'cığım, belki de ilişkileri gayet profesyoneldi. Bana pek öyle gelmedi. Nazlı'ya bak sen ya. Nerede o? Erken çıktı. 8'de masajı varmış, sonra da yemeğe özel misafiri varmış. Yemeğe özel misafir. Bu masörle misafir aynı kişi olmasın. Gece uzun olacak ha Nazlı Hanım. Ozan, sen kendin ayrılmadın mı? Sana ne oluyor ki? Prensip abi, prensip. Toplumsal ahlak ve gençlerin ruhsal gelişimi açısından ters geliyor bana bu. Ya he. Hadi git işine bak aya. Yo. Bu toplumdaki bu kayıtsızlık, bu tepkisizlik nereye kadar? Sen sus, ben susayım. Dünya nereye sürükleniyor? He? Biz buna seyirci mi kalalım? Nazlı masörüyle ilişki yaşıyor olabilir diye sen toplumu göreve mi çağırıyorsun? Nazlı küçük bir örnek. Deniz yıldızı hesabı. Bir tanesini alıp denize atıp kurtarabilirsem ben birey olarak görevimi yapmış sayılırım. Klasik Türk erkeği kıskançlığı hiç bu kadar süslü anlatılmamıştı. Akşam gidip beni masörle aldatmasının yüzüne vuracağım. Senden de bu konuda destek bekliyorum. Ya git he, hadi git. Cart diye terk ettiğin kızın masörü yakışıklı diye git kafasını aç. Uy, o kadar haklısın ki Ozan. Mersi. Duymak istediğim buydu ya. Al bakalım ufaklık. Bu mektubu Gizem ablana götür. Pencereden gizlice ver. Tamam abi. Yalnız mahallenin oğlanlarıyla mektuplaşması doğru mu? Bilemedim. Uzatma, götür işte be. Eski moda mahalle şakası da mı yapmayak? Yapma, götür. Thank you.
Gizem abla. Sana Cengiz abi yolladı. Gerçekten. Aferin sana küçük afacan. İnanmıyorum. Cengiz bu akşam beni buradan kaçırmaya geliyor. Abla, dikkat edin. Merak etme. Annemi bitki çayıyla uyuturuz. Hayır abla, 1000 yaşındasınız. Bak burada atlarken, zıplarken kalça kırığı olur. Bu yaştan sonra Allah korusun iyileşmez. Bizim kırığımız iyileşir de sen hayat boyu kel kalacaksın. Onu ne yapacağız? Kırıldım yalnız. Bu yaştan sonra da biraz zor iyileşir. Ne yapsak? Ay hadi yürü git be. Bundan sonra sana mektup yok. Aman parasını verince sen taş tablet bile getirirsin buraya aşkısı. Ya ne olur aşkısı başkısı deme de ne istersen yaparım. Tamam hadi. Hadi güle güle. Gizem, neredesin kız? Geliyorum anneciğim. Canım, benim işe girişim oldu mu? Halkla ilişkileri değil mi? Şenur abla, çok aksiyonlu bir gece ve sabah geçirdik. İlgilenemedim. Onu birkaç güne halletsem? Akşama hazır et gülüm. Şengen'e mengene başvuracağız. Çok iş var ya. Şenur abla, alel acele olmaz o işler. Dur bakalım. Akşama hazır et. Bana imzaya getir yaşar. Ya getirmezsem? O vakit manikürle pedikürle kalmam. Yaşar kaşlarını aldırıyormuş. Bacaklarına da ağda yaptırıyormuş derim. Ağda mı? İnanmazsanız gidin sitenin kuaförüne sorun. Yaşar'ı tanıyorlar mı tanımıyorlar mı derim. Abla ne ağdası ya? Ağda nereden çıktı? Lazer epilasyon tercih edersen onu deyim. Yunan adalarında mini şorttan dolaşacakmış. O yüzden her yerini aldırıyormuş deyim. Şenur abla, Yunan adalarına zaten sen gidecektin ya. O zaman orada görüşürük. Gerçi benimki turistik gezi. Senin gibi bazı kulüplerde takılmaya gitmiyorum ama. Haydi bay bay. Ne kulüpleri? Nasıl kulüpler? Ne imalar bunlar ya? Cengiz Bey beni her türlü yaktınız. Dınlaklarımı yiyordum ne güzel. Artık kendi kendimi yiyorum. Ay, ne uyku bastırdı be. Ay, sorma abla bana da. Yağmur yağacak herhalde. Ben yemekten önce biraz kestireceğim. Ay. Anneciğim sen ne yapacaksın? Vallahi bana da bir rehavet çöktü. Olcay Hanımcığım, yukarıdaki odayı size hazırladık. Dilerseniz gidin bir şekerleme yapın. Yok öyle Yağmur. Kalk kızım orada. Kalk kalk, ben oraya yatarım. Kalk. Kalk kalk kalk. O ne sesi be? Bir yerden bir ses geliyor. Ha? Sanki birisi bir kuş taklidi yapıyor gibi. Arka villanın zil sesi efendim. Renkler ve zevkler tartışılmıyor. İki sıfır bitti ondan sonra. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şenur abla evde yok, burada da yok mu? Yok abi. Allah Allah. Ya bir şey istedi de onu zar zor hallettik. Neyse, geldiğimi söylersiniz madem. Haydi afiyet olsun. Şeytanınız vurulsun, kolay gelsin. Haydi. Yaşar. Tamam üstü abi. Bak, normalde söylemezdim ama Şenur'a garezim var. Benden borç aldı, ödemedi. Neyi söylemezdin? Ya belli ki bu kadın sana da bir kumpas kurmuş. Bak, bu Şenur var ya, dükkan kapandıktan sonra
Ara sıra berber Hasan'ın dükkanına gidiyor. Ney? Hasan'la ilişkisi mi var? Ben daha konuşmam. Şu an orada. Git kendin gör. Bence hemen evlenelim. Hayatım biz evliyiz zaten. Evet. Hayır ben dedim acaba o arada böyle bir yeni bir tek taş falan olur mu hani nikah tazelimi hesabı? Hayatım tek taşın taptaze çiçeği burnunda geçen gün yeniledik. Geçen gün yeniledik. O zaman düğün yapalım düğün de yaptık ama değil mi? Nikah taze. Nikah taptaze. Bir yıllık. Yeni yaptık onu. Taze şey. Aa şey taze mi acaba? Çay taze mi Cengiz? Varsa bir çay içelim değil mi ya? Bir çay içelim. Ay ne kadar güzel çay içeceğiz. Ben televizyonu da açayım. Oh karımla çay televizyon keyfi. Ay Cengiz inanamıyorum. Çok seviyorum seninle televizyon seyretmeyi ben. Ah sen bir de bana sor. Çok özledim. Cengiz, koştuk, yorulduk, ağladık, ettik ama bir tazelendik be. Ha, ne diyorsun? Vallahi iyi oldu ya. İyi oldu. Yani insan eşeğini kaybetmiş de bulmuş gibi yani. Çok kötü teşbih be Cengiz. Çok kötü teşbih be. Hayır, öyle derler ya. Yani insan elindeki pırlantanın kıymetini anlıyor diye. Evet, anladım, anladım. Ama eşekte ısrar etseydim ben de yeni pırlantada çok ısrar edecektim. Neyse, son anda yırttım. Aman! İstediğin pırlanta olsun be güzelim. Ben asıl seni kaybetmenin ne demek olduğunu anladım. Allah'ım telefonumu annem aldı telefonum yok yanımda şu istediğim fırlanta olsun cümlesini ben çok güzel ses kaydı yapacaktım şu anda kahretsin. Oh neyse geçti artık ne yapalım. Olsun ay Cengiz'cim canım benim ben sana bir çay koyayım mı? Otur bir çay koyayım. Ben de televizyon açayım. Otur rahatına bak bir çay koyayım bir. Yavaş ama yorulmadan. Aa, aşk olsun. Yorulmadan. Aa estağfurullah. Ah canım ah canım ya. Ya. Ah, çok duygulandım ya. Fidayda ablam. Yalnız Fidayda burada sevgi sözcüğü anlamında değil, ismine dilim dönmüyor diye. Abla, biz artık sizinle diyalog kurmak istemiyoruz. Diyalog kurmak? Hani repliklik görüşmek istemiyoruz. Yüksek volümlü konserler olur. Sinemada buluşup film biter bitmez dağılmak olur. Ama muhabbet ortamında yokuz. Hani beni yalnız bırakmayacaktın ha? Ablacığım günlerdir sizleyiz. Biraz baş başa kalın ne var? İlişkimizdeki entim durum sizi tehdit ediyor ha? Entim durum değil. Böyle giderse Alara eltim durumuna girecek. Akraba olacağız
aşktan soğuttunuz çünkü. İloşka'nın benim pıtırcığım olması ve Hayriş'inin ona sürekli tontito demesi yüzünden mi şu anda pompişkomu üzüyorsunuz? Oo, herifçi oğlum vites attı hala rakak. Hayır, nereye? Ne güzel oturuyoruz ya. Aşk itoların İloş'u bırak gitsinler ya. Çıkrıkçı oğullarının alarası, hadi gidelim. Oturun çocuklar. Mutfakta çok güzel kek var. İloşkan, Bebinton bırak gitsinler pıtırcık. Sen otur Aşkiton'la keyfine bak. Pomponiko bebiş. Aa! Kusacağım artık, ne bu be? Abla? Pomponiko bebiş ne ya? Benim gözümün kenarı kırışmış, kenara. Ne pomponikosu? Çocuklar sakın gitmeyin. Baş başa kalırsak bu beni bayıltana kadar lakap takacak. Nasıl? Hoşuna gitmiyor muydu bunlar? Hani ilgi alaka seviyordun? İlgi alaka bu değil. Tontito ne? Ben şirkete gidince 50 yaşında adamlar hazır ola geçiyor. Haberin var mı? Tontiş, pompiş. Bazen benimle mi konuşuyor sokaktaki kediyle mi onu bile anlamıyorum. Aslına bakarsan ben de maymuşu sevmedim. Maymuş neymiş ya? Ay, içim rahatladı. O prens hoşa duyunca vallahi tansiyonum düşmüştü. Ya ne bileyim, sen seviyorsun diye öyle konuşmaya başladım. Sonra koptu gitti. Çocuk konuşması da ne yapışkan bir şeymiş. İnsanın ağzı alışıyor. Küfür gibidir o. Evet. Çok çift böyle heder oldu maalesef. O zaman anlaşalım. Bu tatlım canım falan onlar okey. Ve 40 yılda bir de İloş. Ama o kadar. Tamam. Ben de şahsen Harry'i tercih ederim. Ama özel ricalar esnasında Hayriş kullanılabilir. Onun dışında Tazişko, kurabiye canavarı, özellikle maymuş bir daha lütfen olmasın. Allah. İlişkide ilk kez iletişim kurulmaya başlandı şu an. Ferahladım ya. Hepimiz, hepimiz ama ne? Oh. Ah, bir kek var diyordunuz, ha? Hadi kap getir be kutu bebeğim. Kutu bebeğim mi? Ay. Çocuklar, bu lafları baş başayken al tamam, lütfen. Mümkün değil. Kaçmış. Oda bomboş. Pencere açık. Aman Allah'ım. Ay, kaçırmışlar mı Gizem'i? Oysa ki bize emanetti. Ne kadar da dikkat ettik. Eşkıyalar kızımı kaçırmış. Ben şimdi gidip o evi onların başına yıkmaz mıyım? Gözlerime şiş sokaydım da bunu görmeyeydim. Anam. Şenur abla. Yüzleşme zamanı. Sırlar ortaya dökülsün. Hey! Yaşar, senin ne işin var ya burada? Şenur abla, erkek berberine mi geliyorsun sen? Sus, bağırma. Hasan çık dışarı. Hasan çık dışarı, bizi yalnız bırak Hasan. Ya bağırıyor ya, mahalleyim diyor. Yaşar lütfen. Kimse söyleme, lütfen aramızda kalsın. Sen kapandıktan sonra erkek berberine gelip tıraş mı oluyorsun? Ustura mıydı o gördüğüm? Bak, gördüklerimizi ikimiz de unutacağız. Anlaştık mı lütfen? Şenur abla, ustura ne ya? Hayır. Ağadanın varlığından da haberdarsın. Çünkü daha önce bir mevzuda geçti. Ya kadın kuaförlerine gitseydim yıllarca ben o taksi plakalarını nasıl alacaktım? Kaç para oralar, haberin var mı senin? Fiyat farkından diyorsun ha? Tabii. Bak, saç kesimi artı kulak artı burun artı bıyık artı çene kılı artı yanak kılı toplam 15 TL ya. Ay, kadından soğudum be. Lütfen. Mahallenin bunu duymaması lazım. Bak, rica ediyorum, yaşa. Benim de çenem düşüktür. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Ben halkla ilişkiler kariyerime bay bay diyorum o vakit herhalde. O şekil mi yapalım? Ödeştik o zaman Şenur abla. Bu talibin çay ve kahve zammı da benim kıyam olsun. Ama... Bilezik
en yakın zamanda bize çaya gelecek. Sen de istersen eşlik edebilirsin. Bakımlı olmanın bedeli bu ha. Bu. Şenir abla o değil de. Yanak kılımı. Ya yaştan yaştan esmerlik de var. De gel. Sen kendi öceli ayağını yargıla ya. Oje sürdürmedik dedik ya. Yersen görmüyoruz ayakkabının içinde. Haydi iyi günler. Hasan'ın çare düşü. Bir perde daha alsın. Ya çık git. Sinek kaydı yapsın. Ya. Hasan buraya geliyor. Gel gel Hasan. Hadi saatler olsun Şenir abla. Sus. Sus adam. Vay vay vay. Eyvah annem. Basıldık. Seni benden alamaz. Açmasak mı acaba? Evi başımıza yıkar. Hepimizden daha güçlü. Hey ne oluyor kapı yıkılıyor ayol? Kız sen döndün mü? Hani ananla gitmiştin ne oldu? Ay ne var be? Ne var? Yeter. Ne var? Eşkıyalar. Kaçırdınız kızımı. Bana bak kadın, asıl eşkıya sensin. Gençler belli ki sevmişler birbirlerini. Ne yapalım ben de bayılmıyorum ama. Genç mi? Ben orada bir tane genç görüyorum. Anne artık çok geç. Biz evlendik. Evet, 3 sene önce. Gençlerin yakasını bırak hanım. Asıl sen bırak be. Diplerindesin devamlı. Bırak biraz nefes alsınlar. Ah ben kızımı niye uzak diyarlara gelin verdim? Abla neredesin başımıza geldi? Ben çok fena olurum artık. Neler geldi başımıza ya? Ayol tam kına gecesi. Arası ben kızımı nasıl verdim der gelin de burada ağlar. Dünyanın en uzun kına gecesini yaşıyoruz. 24 saat oldu. Anne ben çok mutluyum. Kocamı da seviyorum. Beni artık rahat bırak. Kızınıza çok iyi bakacağım. Olcay Hanım size söz veriyorum. Kendisine çok aşığım. Kaybedince anladım. Evet. Hatta istediğim fırlanta olsun şeklinde bir ibare de kullandı. O an telefonum yanında yoktu. Kaydı alamadım ama şahitler huzurunda lütfen kaydı geçsin. Tekrar ediyorum. İstediğin fırlanta olsun şeklinde konuştu. Teşekkürler. Sevenlere dokunma çaçaron kadın. Ay sus biraz yahu, sus biraz. Ne edepsiz şeysin sen be. Ay! Ben bu kavgayı çekemeyeceğim daha fazla. Gerçekten fena ağlıyorum. Benim sinirlerim aşk oldu. Bu genç yaşımda kaldıramıyorum gerçekten. Yok, ben odama çekiliyorum. Vallahi yapamayacağım. Ben kavgası çekemeyeceğim. Ben de geliyorum, ben de. Ama ben sana söyledim hayatım. Yani onlar kozlarını paylaşırlar. Sen arada kalırsın. Ay, ulan sana, ulan sen kalırsın. Dedi. Doğru, doğru dedim. Ne oldu? Vallahi sen anlat neler olduğunu. Masaj iyi geçti mi? Yemek hazır mı? Ne istiyorsun Ozan? Yüzleşmek istiyorum. Beni aptal yerine koyamadın. Hayt! Gerçekleri duymak istiyorum. Merhaba. Oo, ne haber? Masaj güzel geçti mi? İyiydi. Vallahi mi? Masör efendi, masör ayıptır be. Ayıp be. Bari delikanlı gibi çıkıp deyin ki masaj bahane, ilişki şahane. Ne diyorsun oğlum sen? Sus be, susun. Rezilsiniz. Dejenere insanlar. Nazlı, senin bu gidişin iyi bir gidiş değil kızım. Ah, Ozancığım, tanıştırayım Mert. Kuzenim. New York'tan geldi, bizde kalıyor. Kuzen mi? Amcamın oğlu manasında. Son akşamı yemek hazırladık. Saffet'ten de rica ettim, ona da masaj yaptı. Saffet? Nazlı Hanım, ben gidiyorum. Sizin L27'de hala gerilim var. Yarın kuru bir iğne uygulayacağım. Aranız hafifler. Çok sağ ol tatlım benim ya. Eline sağlık. Vallahi çok sağ olun Saffet Bey. Sayenizde geceleri rahat uyuyoruz. Anlamadım. Gece öyle sırtta ağrı oluyor. Hani masaj yapınca o gidiyor, gevşiyoruz, o rahat uyuyoruz o anlamda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vay kardeşim, sen de erkek terapist tercih ediyorsun ha. Sıkıntı olmuyor diyorsun yani. Hanım
uyumuş olabilirler. Duymazlar diyorsun. Odalarının kapısı kapalıdır. Bana bak, çiçek gibi plan yapmışız. Heh, yasak olunca nasıl düştüler birbirlerine? Ayol, baktım araları limoni. Gidişat iyi değil. Hemen buldum telefonunu, aradım seni. Ama ben de koşarak nasıl geldim? Ayol, benimki salak. Aman deme öyle be. Salak değil, acık saf. Bulmuşum böyle iyi bir adamı. Dürüst, efendi. Tutsana elinden sıkı sıkı. Aman. O bastı bacak da gencecik kadına acık ilgi alaka yapsın canım. Vallahi bak, benim oğlan gelir kaçırır dedin. Nasıl bildin? Vallahi bir tek İzmir'e hesaplayamadım. Vallahi atladı gitti. Yo, biliyorsun bu işleri Zahide. Kim bilir ne canlar yaktın sen. Ama senin eline su dökemem kraliçem. Şimdi alçak gönüllü olamayacağım. Kaç oğlanla aynı anda pencereden mektup alıp verirdim. Oo! Kız, iyi ki senin adın çıkmamış o sıralar. Çıktıydı biraz aslında, fosforlu olcay diyerek. Ay sus, sus, bana da civan yandı. Zahide derlerdi. Aman, iyi ki tanıştık kız. Bana bak, güzel kıvırdık bu işi. Helal olsun bize. Çak!